Cem, karnın acıktı mı abicim? Aslında bende birkaç dürümlük yer var, biliyor musun? Ben dürüm yiyelim demedim ki. Ha, pardon baba ya. Şu hale bak. Ya metabolizmamız öyle bir hale geldi ki bizim. Yemek deyince aklımıza direkt dürüm geliyor. Doğru söylüyorsun. Ama bir an evvel bu durumdan kurtulup tekrar sağlıklı yaşam ve spor ortamına geri dönmemiz lazım abicim. Yani yoksa böyle Lorelardi gibi dolaşacağız vallahi. Ben de Elia'yla. Sen de Eleni ile evlendikten sonra o da olacak inşallah baba, o da olacak. Ne? Cem, bu espri kabak tadı vermeye başladı abicim. Ve o kabağı kafanda kıracağım ona göre ha. Ya asıl sen kabak tadı vermeye başladın ya, Allah Allah. Hatta karnabahar tadı vermeye başladın. Ne? Ben karnabahar hiç sevmem de. Ha. Ya baba toparlan artık ya. Sen daha ne kadar devam edeceksin böyle kulağının dibinden vızır vızır kurşunlar geçerek yaşamaya? Ve daha ne kadar devam edeceksin önüne çıkan o mutlulukları tıpkı o kurşunlar gibi es geçip nerede bir pislik, nerede bir bela var gidip onu tam 12'den vurmaya ha? Daha ne kadar devam edeceksin? Bitti mi Güzin abla? Bitti. İyi. Bak Cem, Eleni ile benim aramda hiçbir şey olamaz çünkü Eleni de bir polis. Ya aynı meslekten olan insanlar mutlu olamazlar. Allah Allah. Ya Derya da polis, ben de polisim. Ama ben mutluyum. Sen bir sapık olduğun için durumun biraz daha farklı oluyor tabii. Ya baba ya. Ya neyse, ben çok ciddi söylüyorum abicim, tamam mı? Bak, Eleni buraya kısa bir görev için geldi. Yakında da o kısa görevi halledecek ve ülkesine geri dönecek. Biz de normal hayatımıza geri döneceğiz. Siz de benimle dalga geçmekten vazgeçeceksiniz. Tabii tabii tabii. Normale dönecekmiş. Ben son 7 yıldır senin bir tek gün bile normal olduğunu görmedim ki. Cem, son 6 aydır Belgin abla incitmeden şu kralı nasıl yakalarım diye düşünüyordum kara kara. Artık Belgin abla aramızdan çıktığına göre kralı yakalamak çok daha kolay olacak. Çok az kaldı Cem. Çok az kaldı. Kralı yakalayayım, normal halim nasıl oluyormuş görürsünüz. Yani her şeye rağmen açık kapı bırakıyorsun yani. Ne? Bak ne diyeceğim baba. Şimdi bir gün sen, ben, Eleni, Derya bir dışarı çıksak. Ondan sonra böyle 4 arkadaş gibi dışarı çıksak. Ve hiçbir anormallik yaşamadan gayet sıradan, gayet normal bir gece yaşamaya çalışsak. Yani şuna baksak. Bu dışarıdaki insanlar nasıl yaşıyorlar? Nasıl normal yaşıyorlar? Bunu bir görsek diyorum ya, bir görsek ya. Biz çatışmadan bir gece geçireceğiz. Ya bir denesek diyorum. Tamam peki, deneyelim. Eyvallah baba. Ya sen çok iyi bir insansın, biliyor musun? Ne? Ya sen benim hayattaki tek dostumsun. Tek omuzdaşım, sırdaşım, en kral arkadaşımsın sen. Yani bir tanesin sen ya, vallahi. Baba bir tanesin sen. Hayatta izin vermem abicim Derya ile başka odaya geçmenize. Ya ne olur ya, bir kerecik ya, bir kerecik ya, Allah Allah. Dur abi, hemen çevirme şunları. Ne diyorsun oğlum sen? Ya böyle böyle durmadan çevirsen sen onlar olmuyor ki. Ya kardeşim, sen nereden çıktın ya? Seni bana parayla mı verdiler ya? Koskoca ağanın sağ kol müdür senin tarafına geçmiş. Burada sana yardım etmeye çalışıyor. Sen hala nankörlük yapıyorsun. Yok nereden çıktın, nereden çıktın diyorsun ha? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Ya izleyip öğreneceğine hala konuşuyorsun işte. Bak böyle iyice. Öyle. Hadi oğlum gidiyoruz artık. Ne yapıyorsun sen burada? Ya şuna son bir ders daha verin, geliyorum abi. Ne? Son bir ders daha mı? Ulan dur lan. Seni lime lime edeceğim. Dur lan kaçma. Selim gel buraya. Ulan. Gel kaçma buraya. Sen bana ders verin. Selim abi. Gel lan buraya. Selim gel. Abi. Ne yapıyorsun sen ya? Ya. Ya al şunu götür başından erken kardeş ya. 30 yıldır şu işi yapıyorum. Ben böylesini görmedim ya. Yarından itibaren minibüsü de ocağı da satıp emekli olacağım. Tamam Selim abi, tamam. Sen ver şu bıçağı. Ver şu bıçağı. Tuh. Gözünü seveyim sen emekli olma. Bizi de durumsuz bırakma. Ben bayramın kulaklarını bir güzel çekeceğim, söz. İyi olur yani. Bak abi, dürümleri böyle soldan sağa şeklinde döneceksin, anladın mı? Soldan Allah'ım sağa. Allah'ım yarabbim. Ya bayram gel buraya ya. Bırak adam işini yapsın ya. Ama abi. Ya ağanın sözüne karşı mı geliyorsun sen? Yok maşallah. Sadece arkadaş şeyleri, dürümleri şey ettiremiyor, onu şey ettiriyorum. Bundan gayrı bayram, herkes kendi işini yapacak. Kimse kimsenin işine karışmayacak. Sen ağanın sağ koluysan sağ kol ne iş yaparsa onu yapacaksın. Ağam sağ ol müdürü demek istedin herhalde. Her neyse işte. Ben ağaysam ağalık yapacağım. Peki ben senin için kim olacağım Erkan? Sen de yengemiz olacaksın herhalde. Ne? Keseceğim kutlan ha. Ben az önce sen de yengemiz olacaksın demedim değil mi ha? Ben hep söylerim. Şu sahilde baş başa oturup da 10 dakikadan fazla oturanların bir şansı yok diye.
Ama beni kimse dinlemiyor ya ki. Ya sen ne diyorsun Selim? Selamünaleyküm Selim abi. Abi merhabalar. Memoli. Memoli? Erkan? Ne tesadüf Erkan. Biz de seni bulup konuşmak istiyorduk. Beni bulup ne yapacaktınız ki Memoli? Yukarıda anlatırız. Size de böyle kalabalık geldik, kusura bakmayın. Yok yok, biz alıştık kusura bakmaya. Ne? Durun. Ne oluyor ya? Memoli, tehlikeli bölgeye geldiğimizi söylüyor. Tehlikeli bölgeye mi? Aman, sakın kimse ışıklara falan dokunmasın. Kimse ışıklara falan dokunmasın diyor. Bayram gel buraya. Bayram gel buraya diyor. Geldim abi. Sana arabada anlattıklarımı hatırlıyorsun değil mi? Bayram, sana arabada anlattıklarını hatırlıyorsun değil mi? Cem, ne yapıyorsun abicim sen? Pardon baba ya, kendimi askerde zannettim de. Ne? Merak etme, bana güven. Ben bütün taktikleri hatırlıyorum. Ben sizi bu kapının önünden sağ salim geçireceğim. Sağ hadi bakalım, göster kendini. Düşmanın adı neydi? Rambo. Ne? Ne biçim isim o be? Bayram, acele et oğlum ya. Ha tamam, hemen acele ediyorum abi. Hadi, aşağı aşağı. Abi burada kapı neyin açılmıyor? Ne diyor bu ya? Ya gördün mü? Nasıl sen de ihtiyaç duydun şimdi benim tekrarlarıma? Cem! Şey diyor, kapı neyin açılmıyor diyor. Neyin neyse. Ya biraz daha yürü abicim, ışığı falan aç. Ha tamam. Abi hiç kimse çıkmıyor ya. Ya devam et abicim, devam et. Şimdi açılır kapı, tuvalete falan gitmiştir herhalde. Oo, Memoli abin gelmiş. Sen Memoli abim değilsin ya. Yok kardeşim, ben o dediğin kişi değilim. Ben üst kata 12 numaraya Safiye Hanımlara geldiydim. Tamam o zaman, geçebilirsin canım. Sağ ol kardeş. Allah Allah ya. Halbuki ben Memoli abimi algılamıştım ya. Tabii canım, bugün okulda çok yoruldum ya, ondandır herhalde. He ondandır herhalde. Kusura bakma abicim. Önemli değil, önemli değil. Gelin gelin. Allah Allah ya. Şimdi tamam hadi. Memoli gel gel. Evet arazi temizlendi. Arazi temizlendi mi? Yani düğme etkisiz hale getirildi diyor. Aferin be Bayram. Ne de olsa benim sağ kol müdürüm oluyor. Sağ kol müdürü mü? Ha öyle bir şey işte, boş ver. Hadi hadi çabuk olalım da Rambo gelmeden gidelim hadi. Oo Memoli abim gelmiş. Kimse yok ya. Benim bartenere bakım yaptırma zamanım geldi galiba. Allah kahretsin. Baba, içeride kim var? Eleni ile Tayfun bizi bekliyorlar ya abicim. Ha. Sakın. Bu arada biz hala tanıştırılmadık, öyle değil mi? Ha evet, doğru. Esen'im Memoli, Memoli Esen'im. Memnun oldum Memoli. Aslına bakarsan Erkan senden o kadar bahsetti ki seni çok iyi tanıyorum. Yalnız benim adım Mehmet Ali. Yani sadece iş arkadaşları Memoli diyebilir bana. Ama... Ha bir de özel izinle Erkan tabii ki. Memnun oldum Mehmet Ali. Ben de Esra Hanım. Bu arada Esra Hanım benim rahmetli Hasan Ağam'ın kızı olur. Hasan Ağam'ın kızı mı? Hı hı. Ya Cem vurma dedim abicim kapıya. Ya zil çalışmıyor abicim ya, Allah Allah. Ah, komiserim sizi Allah gönderdi. Allah mı gönderdi? Evet, şimdi bakın içerinin halini görünce anlayacaksınız. Ne? Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.